Merhaba arkadaşlar, kardeşler, abiler, teyzeler, halalar, nineler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Çukur'dan tanıdığınız, Remzi karakteriyle tanıdığımız Çağrı Atakan var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, çok şükür. Sen nasılsın? Ben deyim abi. Bugün sana hani hep bir repliğin var ya, ekmeğimin peşinde evet. diye. Bugün sana ekmek yaptıracağız. Ramazan pidesi. Tamam, süper. Bakalım, daha önce denedin mi? Böyle bir deneyim oldu mu? Hiç deneyim olmadı. Hiç böyle bir deneyim olmadı. Mutfakta nasılsın? Hiç iyi değilim. Hadi ya. Hiç iyi değilim. Çok. Evet. Bir rezil edecek konuk bulduk sonunda. O zaman başlayalım mı abi yavaş? Biraz zaten az kopya aldık biz. Kuzumuz var burada. Evet. Kuzumuz biraz. Var. Kuzumuzu böyle alıyoruz. Döküyoruz. Bakalım ne kadar tuz atacağım. Evet. Ölçülere hiç karışmayacağım. Çok tuzlu olacak mı? Mayamızı attık. Su. Buna yardım edebilirim. Bu kadar. Ben dur diye ne kadar koyacağım abi? Duralım bir bakalım ne kadar olur. Bence yeter. Yoğurmaya başlıyorum. Abi nasıl gidiyor çukur? İyi gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda. Yoğun maya. İki sezondur değil mi? Geçen sezon da vardı. Aynen. Var. Geçen sezon son 9 bölümde vardı. Bu sene de hani bu ara verdikten sonraki 20. bölümde tekrar girdi. Son 4 bölüm izleyecek şimdi izleyeceğiz. Yavaş yavaş sezon finaline doğru gidiyor. Adrenalin yükseldi ama. Büyük yükseldi. Herkes de çok merakta. 27 Mayıs'ta sezon finali yapacak dev bir galayla. Hatta onu da değil mi? Bir hangi vakıftı? Kansersiz Yaşam Derneği. Aynen. Oraya biletleri alarak da o derneğe bağış verecek. Aynen. Yani insanlar gelebilir oraya. Aynen. Öyle bekliyoruz insanları. Hani Kansersiz Yaşam Derneği'ne başlanacak. Geçen sene de Otizm Vakfı'na başlamıştı. Bu sene de Kansersiz Yaşam Derneği'ne başlanacak. Hani herkes Çukur'a çok bağlı. Burada da hem Çukur'a olan bağlılığını gösterip hem de kanserli arkadaşlarımıza da ufak bir destek olurlarsa böyle çok sevinirim. Ya umarım. Zaten bana da çok yazıyorlar. İşte Çukur'u biz canlı canlı oyuncuları görebilecek miyiz? Görme imkanımız var mı? Nasıl yapsak görürüz diyorlar. 27 Mayıs'ta Lütfü Kırdar'a Biletix'ten zaten biletler satılıyor. Oradan biletlerinizi alırsanız hem bir bağış yapmış olursunuz hem de oyuncuları canlı canlı görmüş olursunuz. Bir de oyuncularla birlikte sezon finalini izleyeceğiz. Aynen. Hep beraber. Aynen. Televizyonda aynı saatte. Orada değişik şovlar da mutlaka olacak. Şu an bir fikrim yok ama geçen sene olmuştu. Aras şarkı söylemişti. Evet. Gayet güzeldi. Orada değişik sizler de olabilir. Peki abi sen oyunculuğa Çukur'la başladın. Evet. Evet değil mi? Evet. Mektepli değil alaylısın. Genelde zaten bu tür işlerde hani bütün meslekler bunda geçerli ama alaylı olmak biraz daha mesleği seven ya da başarılı olma oranı da biraz yüksek oranı. Hani bunu oyuncular için söylemiyorum. Genel meslekler için söylüyorum. Ki sen de nasıl zorlandın mı mesela oyunculuğa başladığında? Ya açıkça söylemek gerekirse hani dışarıdan bakınca mutlaka herkes evinde otururken ya bunu ben daha iyi yaparım falan ufak tefek böyle şeyler olur ya. Hani izlerken kendi evimizde ya ben de yaparım falan diyorum ama ilk sete gittiğim gün hiç unutamıyorum. Çok heyecanlandım. Orası bambaşka bir şey ve gerçekten bu işin eğitimini almak lazım. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsan mutlaka eğitim almak lazım. Ben de ufak tefek şimdi destek alıyorum zaten. Çok zor bir şeymiş. Gerçekten çok zor bir şeymiş ama çok da keyifli bir şey aynı zamanda. Yani hem yapabildikçe daha da çok keyif alıyor insan ve insanlardan aldığın tepkiler çok güzel. Ya tabii bunda Çukur'un çok büyük farkı var tabii ama o enerji çok iyi hissettiriyor insan. Çukur zaten Türkiye'nin neredeyse tamamı. %100 belki diyemeyiz ama büyük bir oranının sevdiği, izlediği, izlemesi bile yakından takip etmek zorunda kaldı. Gördüğü, bildiği, ya bilgi sahibi olduğu bir dizi haline geldi. Fenomen bir iş. Hazır oraya girmişken ilk sahne nasıl oldu abi? Yani o anayı bizimle paylaşır mısın? Ya ilk sahnem şimdi hayatımda ilk defa sete gittim. Yanlış hatırlamıyorsam Cem Uslu'yla ve Aras'la vardı. Metin ve işte Yamaç'la. Karavanda çalışırken hani ben kendimden düşünerek biraz böyle sert, Remzi sert bir şekilde çıkar diyor. Ben de çalışırken bayağı böyle ters bir şekilde çıkıyorum. Oradan sağ olsun Çetin Hoca'yı hiç unutmuyorum. Çetin Sarıkart'tan. Hemen dedi ki çağır dedi bırak burayı böyle böyle yapman lazım. Burayı dedi hani burada sen haklısın. Orada seyirciye haklı olduğunu da göstermen gerekiyor. Bu şekilde yaparsan daha iyi olur. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Zaten buradaki ortam gerçekten çekiyor. Herkes çok verici. Ve hani ben bunu arkadaşlarıma söylüyorum yani. Orası hakikaten oyunculuk anlamında şampiyonlar ligi. Herkes evet. çok iyi. Herkes çok iyi oyuncu. Onun dışında da herkes çok iyi insan ve vericiler. Yani karşındaki ego yok. Herkes birbirine bir şekilde pay vermek istiyor. Karşısındakini daha iyi yapmaya çalışıyor. O yüzden hani çok rahat ettik. O yüzden herkese teşekkür ederim. Biraz bakayım mı? Evet. Falan hani şey diyorum böyle egosuz tek set diyorum yani. Yani başka set bilmiyorum ama. Ben bayağı gördüm. Meslek gereği ziyaret ettiğim setler oluyor. Egonun olmadığı nadir setlerden değil. Yani herkes çok iyi niyetli. Egosuz dediğiniz gibi. Ya oyuncuların dışında şey de çok iyi yani. Oradaki çay getireninden, makyajımızla ilgilenen kişiden, stylingle, kostümle ilgilenen kişiden herkes çok iyi niyetli. Prodüksiyonundan herkes arkadaş eğleniliyor orada yani. İşte böyle olunca değil mi yoğun çalışma saatleri olmasına rağmen insan evet. keyifle çalıştığı için o de gelmiyor. Yorucu gelmiyor insana. Yani. Bana daha zaten yorucu diyor. Gelmiyor. Yani benim o kadar şey evet. çok sanıyorum ama onlara da eminim gelmiyordur. Çünkü herkes keyif alıyor, eğleniyor orada. Devamlı kahkaha var, devamlı bir neşe var yani. O yüzden iş gibi değil yani eğlence gibi çok bence çok güzel. Benim için çok güzel ve unutulmayacak bir şey.
Peki şeye girdin artık, oyuncusun, ikinci sezondasın falan. Evet. Bundan sonra mesela nasıl bir şey planlıyorsun kendi hayatınla ilgili? Açıkçası planlamıyorum ama yani planlamıyorum ama en azından yap, bu şey bana keyif verdi. Yani bu şeyi yapmak istediğim şey olarak yani gerçekten keyif aldım ve bunu yapmak istiyorum. Gerçekten bu aldığım enerji, bunu yapmamın ufak bir başka bir sebebi var. Aslında bunu çok anlatmak istemiyorum ama bunu annemden dolayı yapıyorum. Ufak bir rahatsızlığından dolayı, onu yapmamı istemesinden dolayı işte sağ olsun Kerem Bey de destek verdi bize. Bununla ilgili konuşmak istemiyorum ama bunun da ekstra bana verdiği enerji, mutluluk iyi geldi. Yaptığın işi iyi yapmak zorundasın. Ne yapıyorsan ya, ona bir emek vermek gerekiyor. Ben de o emeği vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Gökhan Bey'den bu arada bir şey istiyorum. Aksiyonlu sahne. Aksiyon sahne istiyorum lütfen. Gökhan abi yaz artık ama. Evet ya. Gökhan abi bizim videoları izliyor. Evet. Takip etmek zorunda bırakıyorum. O yüzden hemen söyleyeyim. İlk fırsatta söyleyeyim. Şöyle bir şey de var aslında, hani tamam annenin isteğiyle girdim bu işe falan ama demek ki annen hissetmiş yani. Ya, sen de o cevherin olduğunu hissetmiş. Cevherden hani herkese yavrusu güzel gelir. Sen keşke orada olsan. Sen naaşı şöylesin böylesin falan diyen tarzdaydı. Hep de devamlı bunu söylüyordu. Yani biz de belki işte iyi gelebileceğini düşünüp böyle bir ricada bulunduk. Çok şükür iyi geldi. Ufak tefek de bir şeylerimiz var şu anda ama olur. Ama en azından işte ben zamanını biraz üzdüm annemi. Her genç insanın yapabileceği şekilde. Şimdi onu mutlu edebilmek, ona bu şekilde mutluluk verebilmek bana da çok mutlu. Beni çok mutlu ediyor. Herhalde yani bunun verdiği haz dünyada hiçbir şey de yok yani. Ailene verdiğin mutluluğun dünyada hiçbir şeyle bir başka karşılaşabilecek bir haz yok yani. O yüzden bunu en iyi şekilde yapmak istiyorum ki onu daha çok mutlu ediyorum. Bir normalde ne iş yapıyorsun? Spor salonuna ortaklığım var. Öyle dövüş. Belli zaten. Belli bayağı sporcu. Öyle ufak tefek. Öyle onunla uğraşıyorum. Spor yapmak da zor iş ya. Spor ben çocukluğumdan beri yapıyorum. Daha önce basketbol oynadım. Ankara'da doğdum büyüdüm. Ankara'da işte Arı Koleji'nin okul takımında, kulüp takımında, bir de milli takıma kadar yükselmişti ama işte bıraktık. Spor ama hiç bırakmadım yani. Devamlı takım sporlarla uğraştım. Şu anda da yani boksa, kendim de boksa çok merak sardım. Dışarıdan bakınca boksa hep şey diye düşünürdüm. Fizik sporu ama tamamen bir konsantrasyon, beyin sporuymuş yani. Tamamen iki beynin savaşması. Çok keyifli bir spor. Tavsiye ederim sizlere. Ben bir ara spora başladım. Bir 3 ay 5 ay yaptım. Sonra yapmayınca geri gidiyormuş. Hiçbir şey kalmıyor sende. Eridim vallahi eridim. Bak bir şey kalmadı bende. Ama fitsiniz yani. Sonuçta. Spor hocam bana şey diyor. Neredesin diye. Ben ne post atsam yazıyor DM'den. Menaf selamlar. Menaf hocam. Ekmek yiyecek şimdi. Evet. Şimdi ekmek yiyeceğiz sana. O da DM atıyormuş. Yeme. Yeme. Ekmek yeme. Makarna ye falan. Ben de ekmek yemiyorum bu arada. Ekmeğimin peşindeyim ama. Ekmek yemiyorum. Bugün yiyeceksin abi. Yaptın bugün ekmeği. Önce sana tattıracağız. Sonra. Evet. Un vereyim mi? Bilmiyorum. Verelim. Nasıl? Vallahi bilmiyorum. Versek mi? Ben de öyle çok anladığımdan değil. Şu an deneysel bir şey yapıyoruz. Uzatmak gerekir mi acaba? Maya veya. Yeter bunlar. Nasıl keyifli bir şey mi şu an işkence? Yorucu bir şey. Geçen birine helva yaptırdık. Dodana helva yaptırdık, şarkıcı, sanatçı. Şey yapıyor böyle. İki koluyla falan bir şerbet gibi bir kolun kırıldı gibi de onun da püf noktası şeymiş. Durmadan karıştıracaksın. Adam yarım saat boyunca şöyle yaptı. Ne şerbeti? Ya şey yaptık. Normal şekerli su, şerbet yapıyoruz yanında. Bir de irmik kavuruyoruz falan. Onun da kavrulması, yanmaması için hep çevirmesi gerekiyor. İkeriyle şöyle dedim. Neyse ver birini ben yapıyorum falan. Kolun kırıldı ya falan diyor. Bu nasıl işti? Yemekle aram çok kötü. Hiç yani yemeği çok severim. Yapma konusunda gerçekten ilk deneyim. Annem hani görünce gözleri falan da olabilir. Yani. Menemen falan yapmıyor musun mesela? Ya yapabildiğim tek şey menemen de zor. Çünkü onda de domates, biber olayı falan var. Biraz üşengeçim bir konuda. Kaşarlı yumurta falan, omlet tarzı. O zaman sen genel dışarıdan sipariş verenlerdensin. Evet yani de sağlıklı beslendiğim için kendi evde yapmak daha da zor yani. İşte bu sadece yumurta, tabaklı işte yulaf falan. Ondan sonrasında yumurtayla haşlanmış yumurta tarzı bir şeyle geçiştirip sonrasında daha çok böyle et, tavuk tarzı şeylerle salata idare ediyoruz. Spor böyle bir şey işte yaptığın zaman bir de evet. Ya spor biliyorsun yoruluyorsun tamam mı yani ağırlık falan kaldırıyorsun onunla uğraşıyorsun ardından bir de yeme konusunda da ona uygun şeyler yemen gerekiyor falan. Aynen. Hayat tam bir disipline giriyor. Aynen aslında hayatını disipline sok zaten %70'i gerçekten yemek yemekle alakalı yani spor %30'unu bence vücudun hani şekle girmesini istiyorsan %70'i yemek. Ya istediğin kadar spor yap, beslenmene dikkat etmezsen sonuçta olmaz. Abi boş zamanlarında ne yapıyorsun? Mesela sete gitmedin, bugün boşsun. Bugün boş hamur yoğuruyorsun ama bugün hamur yoğuruyorsun. Dışında. Valla gerçekten hani şu ara biraz daha böyle
aile ve spor, böyle fazla gece hayatım yok. Antika pazarlarını gezmeyi seviyorum. Aa evet, bir gün de oradan geliyorsun. Aynen. Yani. Böyle yağmur gittiğim gibi, Bomonti'de antika pazarı var. Oraya giderim mesela her pazar. Aslında seyahat etmeyi çok seviyorum ama şu aralar fazla tabii ki edemiyorum. Bu yaz da çok edemeyeceğim. Yani 2-3 senedir çok fazla edemedim. Daha çok ailemle oldum. Ama sevdiğim şeyler arasında seyahat etmek, dünya gezmek, yani değişik şehirler, değişik insanlar tanımak. Bunlarla temas edip o insanlarla hani buna sadece Urfalısınız. Evet. Konuştuk biraz önce. Urfa'ya da çok gittim geldim. Çok arkadaşım var. Karadeniz çok güzel. Karadeniz'i çok severim. Karadeniz'e henüz gidemedim ben. Gidemediniz mi? Rize'ye gitmeniz lazım. Askerliğimi Samsun'da yapacağım. Ondan sonra Karadeniz askerden... Ha, askere mi çıkıyorsunuz? Evet. Ekim'de gidiyorum. Daha çok var ya. Tamam, bu nasıl şimdi ben bilemedim ama. Biraz daha un koyup şey yapıyoruz. Artık yavaş yavaş oradan ayrılması lazım değil mi? Biraz sertleşeyim mi? Yemek programlarından falan izledim ve oradan biliyorum. Annem nasıl yoğuruyormuş bunu ya? Bizim bir de Urfa'da böyle büyük leğenlerle yoğurulup böyle saç ekmeği falan yapılır ya. Evet, böyle saçın üstünde yufka böyle pişirilir falan. Köy ekmeği mi diyorlar? Saç ekmeği de oluyor ya. Elim içinde oldu. Elim parmaklarım içinde kaldı. Açamıyorum şu an parmakları. Nasıl olacak? Bir hata mı yaptık acaba? Diğer eliyle yardım alabiliyor mu? Şu an onu kurtarmanın başka bir yolunu bulamadım. Biraz daha bulmuyor. Evet, hamurlarımızı evet. Yoğurduk. Ve ekmek yapma yeni seviyesine geldik. Evet. Şimdi abi ekmek yapıyorsun. Bakalım evet. Ramazan pidesini yapabilecek mi? Bu arada Latin bize bunu bir takipçimiz yazmıştı. İşte ekmek için repliği unuttum. Ekmeğimizin peşindeyiz. Evet. Ekmeğimizin peşindeyiz. Remzi'yi al abi. Ona da ekmek yaptır diye bir şey takipçimiz yazmıştı. Onun da tweetini, paylaşımını, yorumunu daha doğrusu mesajını alta koyacağız. O zaman başlayalım abi. Başlayalım. Abi talimat aldın okey ama talimatı yerine getiriyorsun söyleyeyim. Vallahi ben yapamazdım yani. Un kullanabilirsin abi eline yapışmaması için. Şundan bırak. Ezberin iyi mi abi? Ezberim iyi değildi ama bu biraz şeyle alakalıymış ya. Zamanla gelişen bir şeyler. Ben yani beynin o bölgesini kullanmaya başladıkça o da açılıyor bence. Yani yıllardır hani bu tarz bir şey yapmadığım için başta zor geliyordu ama şimdi hemen bir bakışta hemen oturtabiliyorsun ama şeyle alakalı, beynin o bölgesini çalıştırmakla alakalı. Hemen açılıyor. Ya ben üniversite birinci sınıfta bence falan feci ezber yapıyordum. Böyle kitabı ezberlemiştim vizeye girdiğimde. Sonra vizeden sonra hepsini unuttum ve ondan sonra bir daha ezberi bıraktım, dedim ki ezberlemeyeceğim bundan sonra ve hayatıma bir daha ezberlik bir şey koymadım ya. Yorum. Sonra yazmaya başladım yani. Yoruma gelince evet yaz, yani yoruma dönüşünce iş bu sefer yazma kabiliyetim gelişti. Sizin Çukur'da en sevdiğiniz karakter kim? Ben Çukur'da en sevdiğim karakter, evet. Güzel. Hangisini söylesem de öbürü kızmasa. Tabii ki Ercan Kesal yani. İdris falan. O da çok iyi bir insan. Evet. Çok da bilgili, inanılmaz bilgili bir insan. Kitaplarını falan okudum ben, evet. Kitaplarını okudum, onun üzerine söyleşi yapmıştım onunla. Kitapçıyı böyle çok çok seviyorum. Konuştuğu zaman da etkileyen bir insan yani. Evet. Böyle enerji olarak da konuştuğu, dinliyorsunuz, öyle dinliyorsunuz. Yani. Bir şey konuşup bir şey, ne anlatsa dinliyorsunuz. Kesinlikle öyle, öyle bir dikkat. Hiç aynen. Böyle bitmesini de istemiyorsun. Çok aynen, keyifli aynen. Çünkü. Aynen. Çok iyi bir anlatıcı. Aynen. Yani kitaplarında, yazılarında da onu görüyoruz. Oldu evet. Bence. Şöyle kötü de bayağı faydalı bir şey. Aynen. O zaman şimdi bunları fırına götürüyoruz değil mi? Abi sen kaldırıyorsun. Ben de sesi alıyorum. Şuradan fırına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Ramazan pidemizi yaptık. Eline evet, sağlık. Teşekkürler. Nasıl bir deneyimdi? Güzel deneyim ya. Yorucu biraz ama güzel, tatlı bir şey yani. Şey çok zormuş ya. Fırında çok zormuş yani. İyi bakalım abi, eline sağlık. Bakalım beğenecek misin? Nasıl oldu? Ucundan alıp yiyeceğim ya. Valla sıcakmış bana. Güzel. Yani. Eline sağlık abi. Şimdi buna kevapları dizip yiyeceğiz aşağıda. Orayı size göstermeyeceğiz ama biz onu gömeceğiz yiyeceğim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi?
Yani söylemek istediğim bir şey yoktu. Teşekkürler beni ağırladığınız için. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık, bizi kırmadın, geldin. Bir mesajımıza hemen cevap verdin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.